Gelelim en güzeli. Üstad şu hareket iyi izleyin beni. Şöyle kulağımızı çeker tık tık diye bir ses çıkartır tahtaya vururuz. Niye? Hangi durumlarda bu eylemi yaparız? Nazar değmesin. E, ee, bravo. Yani güzel olan o anki güzelliğin bozulmasından kaygılandığımız için bozulmasın diye. Doğru mu? Doğru. Heh, şimdi hocam. Biz yapma bozman iki tür vardır. Bir, olumsuz bir durumun oluşmasını engellemek veya olumsuz bir şey oluşmuşsa onu gidermek, o olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir. Bir, demin dediğim, mesela olumsuz bir şey yaptın, bir hata yaptın. Özür diliyorsan, senin yaptığın şey yapma bozmadır. Bazı insanlara dikkat edin hocam, sürekli özür diliyordur ha. Sürekli yaptığı şeylerden emin değil yaptığı şeylerin olumsuz olduğuna dönük bir düşüncesi var. Ha özür dilerim, ha bir özür dilerim. Eğer bir çocuk ha sizden özür diliyor ise, bir insan ha sizden özür diliyor ise bilin ki o yaptıklarından dolayı kaygılara sahip. Acaba yanlış mı anlaşılıyorum diye önden tedbir almaya çalışıyor. Veya bazen biz de yaparız hocam. Bir cümle kurmadan önce şöyle gireriz. Affınıza sığınarak deriz. Beni yanlış anlamayın ama deriz. Bu ne demektir biliyor musun? Az sonra bir şey olursa olumsuz oluşmasın engelleyeyim. Habire Beni yanlış anlamayın affınıza sığınarak cümlesini kullanan biri varsa dediklerinden yaptıklarından kuşku duyuyor. Bozmak istemiyor, korkuyor, kaygılanıyor onu engellemek için bunu söylüyor. Eğer sürekli özür dileyen, habire beni yanlış anlamayın diyen birileri varsa bu. Peki aynı zamanda sadaka, demin tahtaya vurmayı söyledim. Sadaka da niçin verilir hocam? Aynı mantıkla Başımıza bir müsibet gelmesin veya güzellikler bozulmasın diye verilir. Doğru mu? Tedbir amacıyla. Şimdi Doğru. Verilmiş yani, sadakamız varmış gibi mi oluyor? Eh bir nevi öyle oluyor. Tabii onun öncesinden bahsediyoruz tabii. Öncesinden. Yani o olay olmadan önce sadaka normalde sabah çıkarsın bir yere denk gelir sadaka verirsin. Niye sadaka verirsin? Başta müsibetler veya bizim inancımız öyle söyler. Şimdi eğitim bilmeni anlatıp din imandan da olmayayım ama Neticede sadaka ne içindir? Musibetleri engellemek için yapılan bir şeydir. Belayı def etmek için yapılır. İşte olumsuz oluşmasın diye. O da bir kaygıdır aslında. Bir insan bakın sadaka vermeyin demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bunun psikolojik küçük hani İslam benim inancım yapımda şu var. Her eylemin bir hikmeti vardır. Hatta birden fazla hikmeti vardır. Ben bunlardan birini söyleyeyim en azından. Psikolojik olarak bir insan habire sadaka veriyorsa onun kaygıları vardır onun hayatının bozulacağına, olumsuzluklar, belalar başına geleceğine dair korkuları vardır. Sadaka vererek ne yapıyor? Nazar boncuğu asarak ne yapıyor? İşte o olumsuzlukları engellediğini düşünerek rahatlatıyor kendine. İşte sadaka verme nazar rahatlatır da insanı ya. Bilemezsin hangi belayı def ettiğini tabii de rahatlatıyor neticede. Bu da senin psikolojik dengeni sağlıyor. Bakın tekrar edeyim. Savunma mekanizmalarını kullanmak problemli olduğun anlamına gelmiyor. Çok sık kullanmak problemliktir. Hatta radikal bir cümle ve doğru bir cümle. Hiç savunma mekanizması kullanmayan da psikolojik sorunlara sahiptir. İnsanın doğasına uymaz bu. Buna lütfen dikkat edin. İnsanın doğasında var savunma mekanizması. Yani bunları kullanman doğal. Aşırı kullanırsan problem. Cümleye bence kelimesiyle girmek de oluyor mu hocam? Yapma olsun. Heh, evet o da engeller. Bak bu güzel. Doğru. Çünkü bence yani e, yanlış anlamayın hani sizi etkilemek için değil de benim fikrim diye biraz böyle tedbir amaçlı söyleniyor değil mi? Evet. Ha işte aynı mantık. Bu amaçla diyorsan aynen buna giriyor. Yapma bozmaya giriyor. Bunu engellemek içindir. Hocam, eşini aldatan bir bireyi düşünün. Bir hata yaptı. Çünkü yapma bozman bir diğer türlü o. Yapılan hatayı telafiye dönük faaliyetler yapmak. Eşini aldatan biri kendini affettirmek için eşinin her istediğini yapar her istediğini yaparak kendini maymuna bile çevirir. Ya abi niye bunlar yapıyorsun dediğinde abi ne yapalım böyle bir dert vardı onu ortadan kaldıracağız mecburuz. Bir sorun var. Bu sorunu kaldırmak için eğer hatanı telafi etmek için çalışıyorsan da yine ona rağmen bak hatayı telafi etmek için saçma sapan olduğunu bilmesine rağmen birçok şey yapmanın sebebi de bu. Madem bir hata yaptık onu düzeltelim anlayışı. Bundan sonrası artık bitti diyebiliriz. Birkaç değil bayağı güzel sorular var ondan sonra bitireceğim bu dersi de. Üstad Asetizm. Diğer ismi bile zaten tanımda var. Çilecilik. Ergenlerde çok sık görülen bir şeydir. Ergen çok yoğun cinsel dürtüler yaşar. E bu dürtüleri artık baş edilemeyecek bir noktaya geldiği zaman ne yapar biliyor musun? Elini eteğini her şeyden çeker. Hani sofiler var ya dünyanın bütün hazzından elini eteğini çeker. İşte o asetizm çileciliktir. Asetizm çilecilik dediğimiz şey dürtülerle baş edemeyeceğini anladığında haz veren her şeyden elini eteğini çekmen çileci bir anlayışla, su, sofist dediğimiz sufi anlayışıyla yaşantına devam etmendir. Yani polyanacılık iyi yönlerini görmekse çilecilik ise daha çok olumsuzluklara odaklanmak, iyiliklerden uzak durmaktır. Haz verenden uzak durmaktır. Bu şekilde kurtarıyor. Baş edemiyorum. Bari hiç yapmayayım olsun bilsin. Komple. Hani oruç tutulur ya, yalnız yanlış anlamayın eleştir değil. Oruç nefsi te te terbiye etmek için çok ciddi bir silahtır aslında bir ibadet olmakla beraber nefsi de ciddi terbiye eden bir silahtır. Evet o da bir nevi asetizm muhabbetine girer. Cinsel dürtülerle baş edemeyen kişilere İslam ekolü de onu söyler oruç tutun der. İşte bu kişilerin o hazdan kendini uzak tutup tamamen oruca veya ibadete veya buna benzer şeylere yönelmesi asetizm diğer ismine çileciliktir. Ketlenme demin üstadım bunu söylemiştim. Üstad, ketlenme dediğimiz şey egonun çaresiz kaldığı. Yani şu ana kadar 20'den fazla anlattım herhalde. Sayar mısınız bilmem ama 20'den fazla rahat anlattım. 20'den 23. fazla savunma mekanizması. Sayan var mı aramızda? 22. Bu 22. mi? Evet. Güzel. En azdan 20'den fazla garantimi uydum. Hatta az sonra bir iki tane daha verim. 25'e kadar yolu var. Ketlenme. Ego şu ana kadarki 21 tane savunma mekanizmasıyla bile karşılaştığın şeye çözüm bulamazsa yani çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığını, kaygınla, korkunla baş edemeyeceğini, ulan bununla ben de baş edemem dediği anda ne yapıyor? Fizyolojik yapıyı iptal çekiyor. Yani kısa bir süreliğine işlevlerine son veriyor. Ego bilinçti, bilinci kapatıyor. Bilinci kapattı yani tabiri caizse mavi ekran hatası verdi. Delin diye bir şey çıkar, mavi ekran hatası verir. Yani bayılır veya donup kalır veya şoka girersin bayılman, donuk kalman, şoka girmen veya sınava çok iyi hazırlanmışsın ya mesela. Tam sınav anda bildiğin her şeyi unutursun. İşte o bildiğin her şeyi unuttuğun an işte o sınav kaygısının yarattığı bir şeydir. Sabret. Derin nefes al ve devam et. Yoksa işin içinden çıkamazsın. İşte o bildiğin her şeyi unuttuğunu düşündüğün an. Bak unutmaktan bahsetmiyorum ha yanlış anlama. Benim bahsettiğim sınav anında sınava çok yazılanmış bireyin sınav anındaki kaygıdan dolayı bildiği her şeyi unuttuğunu düşünmesi unutması o an işte bu ketlenmedir. Biraz sabret. Bayılır. Donup kalır çünkü egonun artık yapacak bir şey kalmaz. Ya iptal olacak en iyisi ben bir reset atayım diyecek. Reset atacak ve toplayacak. İşte demin dediğimiz bayılma olayı buydu. Organlaştırma ayrı bir şeydir. Ha, eğer ketlenme yoksa evet bunu organlaştırma kısmına alabiliyorsun. Peki saplantı nedir hocam saplantı? Bireyin bir gelişim dönemine takılıp kalmasıdır. Mesela tırnak yemesidir, parmak emmesidir. Bunlar saplantılardır. Dönem saplantılarıdır. Bilginiz olsun. Hatta duysal izolasyon diye bir şey vardır hocam. Bir, bu da bir savunma mekanizması. Bunlar artık şu an anlattıklar arasında yok. 25'e tamamlamak için çabalıyorum. Duysal izolasyon dediğimiz şey bazen insanların başına öyle olaylar gelir ki üstad. Öyle olaylar öyle yaşantılar gelir ki o insanların başına. Sana o olayı anlatmasını istersin. Örnek vereyim. Yaptığı trafik kazasında çocukları ve eşi de dahil ailesinin hepsini kaybeden bir birey. Hemen işte atıyorum polisler veya akrabaları sorar. Nasıl oldu? Efendim işte yolda gidiyordum. 90'la giderken önüme bir araç çıktı. Sağa kırdım. Devrildik. işte böyle oldu. Adam sana olayın bilişsel tarafını anlatıyor ama duygusal tarafı yok. Sanki çoluk çocuğunu kaybeden kişi o değilmiş. Bu da duygusal izolasyon. Kişinin olayların sadece bilişsel tarafını anlatıp duygusal tarafın yok sayması duysal izolasyon dediğimiz durum olarak karşınıza gelir. Peki burada bırakalım. Benim size güzel sorularım var. Onunla kapatalım. Bakalım ne diyeceksiniz. Hocam evine hırsız giren bir bireyin bütün işte telefon, bilgisayar parası çalındığını görünce şükür canımıza bir şey olmadı. Çoluk çocukla karşılaşıp onlara bir şey yapmadı demesi hangi savunma mekanizmasıdır? Olyan, acılık. Bravo. Peki. Güzel bir söz var. Geçenlerde duydum. Rüya ile olmasa Hülya zürdün canı çatlardı. Bu hangi mekanizmayla açıklanır? Şu. Şıkları vereyim. Mantığa bürünme, hayal kurma, yansıtma, yer yön değiştirme. Tekrarlıyorum cümleyi. cümleyi. Rüya ile olmaya Hülya zürdün canı çıkardı. Hayal. Rüya ile olmaya hülya. Yani rüyalarda bile isteklerimizi, arzularımıza ulaşamazsak, düşlerimizde bile ulaşamazsak ölürdük ya. İşte bu da hayal kurmadır. Hayal kurma savunma mekanizması gerçekten de öyledir. Bari gerçek yaşamda elde edemiyoruz ya. Ulan hayalini kuralım ya. Hayal kurmak da bedava değil. Şey parayla değil sonuçta. Rüya ile olmayaydı Hülya Zürdün canı çıkardı. Evet güzel bir hayal kurma savunma mekanizmasına uyar. Peki demin dedik yoğun cinsel dürtüleri olan bir erkeğin kızlar beni ayartmaya baştan çıkartmaya çalışıyor demesine demekti. Karşı tepki. Bilmem. Özdeşim kurma. Abo, abo, pis yakaladım. Tekrar geliyor. Yoğun cinsel dürtüleri olan bir bireyin erkek birey haliyle bu. Kızlar beni ayartmaya, beni baştan çıkartmaya çalışıyor demesi. Yansıtma Bahsederim mı? Karşı mi? Tepki mi? özdeşim mi? Karşı tepki diyorum benim. Şimdi Yansıtma. karşı tepki. Şimdi tek tek bakalım. Yansıtma. Karşı tepki demem için hissettiklerimin tam tersine ben davranış sergileyeceğim. Yansıtma demem için bende olanları başkalarında göreceğim. E şimdi sorumu söylüyorum. Yoğun cinsel dürtüsü olan birinin kızlar beni baştan çıkartmaya çalışıyor demesi e ne oldu bizim için? Yansıtma. 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 oldu. Kendimde olanı başkalarında gördüm. Karşı tepki geliştirme kendi hissettiklerimin tam tersi tavırlar sergilememdir. Peki alkolik bir bireyin alkolle mücadele edemeyen bireyin en nihayetinde ya bırakın artık ne bırakmaya uğraşacağım. Atın ölümü arpadan olsun kardeş demesi. Evet. Alkolik bir Mantığa bürünmedir. Yaptığını makul göstermeye veya değersizleştirmeye, olağanlaştırmaya çalışıyor. Atın örümü alpadan olsun kardeş. Cümleleri eşittir aynen bu. Peki sormuştum ama gavura kızıp orucu bozmak ne oluyordu? Şık alabilir miyiz? Evet. Yer yön değiştirme yansıtma. Gavura kızıp orucu bozmak. Yer yön değiştirme. Yer yön değiştirme. Tepkini Tepkini kaynağına değil de başka şekilde sergiliyorsan yer yön değiştirmeydi. Peki geliyor. Ee, buradan güzel sorular var. Şimdi onları size ileteceğim. Üstadlar bir saniye. Özür dilerim. Bulacağım. Güzel yerler çünkü ben onu bir telefonumda bulmam gerekiyor. <laughs> geliyor. Bir sevdiğinin zarar gördüğü haberini alan kişinin olaya inanmaması kabullenmemesi? İnkar. İnkar. i̇nkar. Aynen. inkar. Bravo. Annenin madde bağımlılığı olduğunu öğrendiği çocuğunun kesinlikle benim oğlum böyle bir şey yapmaz demesi. O da ne oluyor? İnkar. i̇nkar. O da inkar. Bravo. Peki. Geliyor. Patronuna kızmış olan bir çalışanın e ee, patronuna kızgınlığını söylemek yerine masaya yumruk atması yani yönünü Değiştir. değiştirme. Bravo. Altı ay toplama kampında kalmış bir Yahudinin orada yaşadıklarını unutması bastırma. Evet. bastırma. evet, bastırma, bastırma varsa bastırma vardır kesinlikle. Peki insani ilişkilerde problem yaşayıp kendine bir eş bulamayan birinin ya evlilik dediğiniz şey tamamen biyolojik olarak üremeye endeksli bir süreçtir. Üremek zorunda olmak için biriyle hayatıma katmak zorunda değilim demesi nedir? Entelektüelleştirme. <laughs> Tam olarak <laughs> budur işte. Beceriksizsin ne yapıyorsun? Olayı kalkıp böyle bilimsel ifadelerle açıklıyorsun. Entelektüelleştirme bravo. Takdir ettim. Geliyor. karısını aldatan bir adamın kendi kendine bu gizli ilişkim benim karıma olan bağlılığımı arttırdı demesi. Bahane bu mantığa bir ürünme. Bravo işte vallahi artık çözümlemişsiniz daha ben ne yapayım size. Neydim yani daha neydim. Evet olayın özeti ve kendisi bu değerli öğretmenlerim. Saat 15.50'de miydi dersimiz? Evet. 15.50'de görüşmek dilek ve temennileriyle kendinize dikkat edin diyorum. Hocam. Hocam slaytı atabilir misiniz şimdi? Her daim direkt atarım. Sıkıntı yok. Direkt atarım.